Mahmut Bey, inşaat platformu sektöre neler katacak? Bilindiği üzere inşaat sektörü Türkiye'nin en önemli sektörü. Ve beraberinde inşaat sektörünün çok ciddi sorunları var. Bir kere veri ve bilgi kirliliği var. İnşaat platformu bir tüzel kişilik değil. İnşaat platformu bir sivil toplum buluşması. Bu buluşmanın da başarılı olabilmesi için biz 30 yıllık Amba Yayın Grubu olarak inşaat sektörüne hizmet ediyoruz. 30. yılımızda inşaat platformu fikrini Sayın Celal Toprak'la birlikte ve hatta onun önerisiyle oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat inşaat platformunun başarılı olması için ve mutlak surette derneklere, inşaat sektörüyle ilgili 100 civarında dernek var. Derneklere ve inşaat sektörüyle ilgili kurum ve kuruluşlar var. Kamu kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, odalar. Hepsinin katkısı olması gerekir. Nasıl katkısı olması gerekir? Düşünsel olarak, fikirsel olarak. Biz burada beyin fırtınası yapmamız gerekir. İnşaatplatformu.org portalımızdan herkes, dileyen herkes, kurum, kuruluşların, derneklerin yöneticileri olmayabilir. Sektöre gönül verenler, sektöre hizmet eden insanlar görüşlerini, düşüncelerini, fikirlerini burada beyan edebilirler. Burada amacımız inşaat platformu olarak inşaat sektörüyle ilgili verileri, bilgileri doğrulamak, doğru bilgiler aktarmak, sorunları tespit etmek, sorunlarla ilgili ciddi yaklaşımlar getirmek, bunu kamuoyuyla paylaşmak ve beraberinde ilgili mercilere sorunların çözümü konusunda inşaat platformu olarak bir inşaat konseyi oluşturup ilgili mercilere de sorunların çözümü konusunda, çözümü noktasında ciddi bir baskı yaratmak istiyoruz. Belki bu baskı yanlış anlaşılabilir. Doğru şeyleri anlatmak ve doğru şeyler yapmak istiyoruz. İnşaat sektöründe dediğiniz gibi pek çok sorun var ama bunlardan bir tanesi, en önemlisi can güvenliği. Bununla ilgili neler yapacak platform? Biz biraz evvel söylediğimiz gibi inşaat sektörüyle ilgili bütün dernekleri ve sektörün önemli temsilcilerini, kurum ve kuruluşları gündem maddeleriyle belli periyotlarla toplayacağız. Toplamak dışında inşaat platformu ORK'ta da düşüncelerini, görüşlerini de paylaşacağız. Tabii bunlar konular itibariyle de söz konusu olacak. Ele alacağımız 10 temel konudan mutlak suretli bir tanesi inşaatlarda yaşanılan kazalar, iş güvenliği hassasiyetleri veya vurdum duymazlıklar. Bunlar üzerine çok ciddi bir şekilde gideceğiz. Çünkü inşaatlarda olan kazaların, ben özellikle madencilik kazasında kazasından sonra bütün medyanın, bütün kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ben de İnşaat Yatırım dergimizde başyazıda 2 ay üst üste şunu vurguladım. İnşaatlarda maalesef mi maalesef yüzlerce, binlerce kaza oluyor. Yüzlerce bir yıl içerisinde, sayısı olarak bilemiyorum ama insanımız, vatandaşımız ölüyor ve binlerce insanımız da kaza sonucu yaralanıyor. Bu gerçekten çok önemli. 100 tane, 1000 tane bina yaparsınız ama kaza esnasında ölen bir vatandaşımızı geri getiremezsiniz. İşte kentsel dönüşümle binlerce, on binlerce binayı dönüştürebiliriz ama ölen bir insanı yaşama dönüşümü sağlamamız mümkün değil. Çok hassas ve çok önemli bir konu bu.